Değerli dostlar merhaba. Bugün sizlere yine Bursa'nın nasıl bir doğa tahribatıyla karşı karşıya kaldığını göstermek için Kayapa üstlerinde taş ve maden ocaklarıyla, mermer ocaklarıyla ilgili bir bölgedeyiz. Arkamda görüyorsunuz çok sayıda kamyonun da yaptığı tahribatla birlikte özellikle herhangi bir gereksinim belirlemesi yapılmaksızın gereksinimin çok üstünde açılan taş ocağı, mermer ocağı yüzünden Bursa'nın dağları delik hale getirildi. Öyle ki artık sanki yüreğine hançer saplanmış bir görüntüyle karşı karşıyayız. Üstelik çevresel etki değerlendirme sürecinin halk lehine değil, şirketler lehine yapılan düzenlemelerle çok kolay bir şekilde aşılması da bu doğa tahribatının önlenmesine ilişkin bir engel olarak karşımızda duruyor. Sizler de biliyorsunuz bu madenler işletildikten sonra 5-6 yıl, 10 yıl içerisinde terk edilip gidiliyor ve doğa bu çirkinlikle, bu toz bulutuyla köylerimizde gerek yerüstü gerek yeraltı sularının kirlenmesiyle karşı karşıya bırakılıyor. Biz diyoruz ki madenlerle ilgili gereksinimler belirlensin. Türkiye gereksinimlerini karşılamak için bu madenleri çevresel etki değerlendirmesi ve sağlık etki değerlendirmesi süreçlerinden sonra çıkarsın. Çok fazla sayıda gereksiz bir tahribata yol açacak, böylesine doğayı çok kötü bir hale getirecek bütün girişimlerden uzak tutulsun. Bir yandan doğa böyle tahrip edilirken öte yandan çok sayıda kamyonun yarattığı kirlilik, gürültü kirliliği de içinde olmak üzere bu bölgede yaşayanları da büyük ölçüde rahatsız ediyor. Dolayısıyla hep birlikte ekolojik bir yaklaşımla hem insanı hem doğayı korumak için mücadele etmeye ihtiyacımız var. Gelin bu mücadeleyi birlikte yürütelim. Bu değişimi siz de bir tarafından tutun, birlikte gerçekleştirelim. Hepinize teşekkürler.